öğrencilerimizi her alanda başarılı ve tercih edilen kişiler olarak yetiştirmek için onları sürekli çalışmaya ve üretmeye teşvik eden başarı ve beceri odaklı bir eğitim sistemi hedefliyoruz. Samsun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Aydın, üniversite olarak havacılık teknolojisi ve biyomedikal alanında ön plana çıkmayı istediklerini söyledi. Biyomedikal mühendisliğini açtık ki aynı zamanda bu konuya da biz burada öncülük edelim. Bu mühendislik dalı 19 Mayıs Üniversitesi'nde yoktu. Elektronik mühendisliği ve yazılım mühendisliği, makine mühendisliği bunları da biz daha çok havacılık sektörünü desteklemek bağlamında düşündük. Çünkü orada bir Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültemiz var. Sayın Dekanımız ve Rektör Yardımcımız da burada. Kendisi konunun uzmanı İTÜ'den gelen bir hocamız. Orada özellikle orayı bir üretim kampüsü haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla sadece yani pilot eğitimi, uçak eğitimi veya meteoroloji, uçak mühendisi eğitimi değil, aynı zamanda belli şeylerin orada üretiminin yapılabilmesine de öncülük etmek istiyoruz. Samsun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Aydın, Canik kampüsünde basın toplantısı düzenledi. Bizim adımızı biraz daha fazla duyurmamız gerekiyor. Kendimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu duyuru noktasında da kendimizi anlatma noktasında da siz değerli basın mensuplarımıza çok ciddi ihtiyacımız var. Geçtiğimiz sene kurulan Samsun'un ikinci devlet üniversitesi, Samsun Üniversitesi'nin kuruluşu ve hedefleri hakkında bilgi veren rektörü Aydın, Samsun Üniversitesi'nin Canik, Ballıca ve Kavak yerleşkelerinden oluşacağını açıkladı. Ballıca tarafı şehrin öteki tarafı açılmasına devam edecek. Aynı zamanda biz burada açacağımız yeni bölümlerle de ki bu bölümlerle kalmayacağız. Biz şu anda bizim mesela YÖK'te bekleyen iki tane fakültemiz var. Biri eğitim fakültesi, dört bölümlü bir butik eğitim fakültesi. Onu da bu kampüste planlıyoruz. Yine Tekeköy ile görüşüyoruz. Çünkü Tekeköy Samsun'un çok önemli bir ilçesi. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği 2000 kişilik bir yurt var. Şu anda onun yerini hazırlamaya çalışıyorlar. Onun yerini hazırladıkları yerde de bize yaklaşık 300 dönümlük bir yer hazırlayacaklar. Biz oraya bir Tekeköy Meslek Yüksek Okulu, bir de adını şimdi söylemeyeyim, bir de fakülte düşünüyoruz. Çünkü netleşmesin, ondan sonra ifade edeceğiz. Dolayısıyla bir fakülteyle bir meslek yüksek okulu mutlaka Tekeköy bölgesinde yer alacak. Dolayısıyla burada da eğitim fakültesi yer alacak inşallah. YÖK'ten ve Cumhurbaşkanımızdan onayı geldikten sonra yine şehrin ihtiyaçlarına göre yeni fakülteler de peşinden gelecek.